Bugün Ahmet Özal'ın basın toplantısında gazetecilere gösterdiği rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın vefatıyla ilgili fotoğrafı biz Aksiyon Dergisi olarak 2 ay önceki kapağımızda Devlet Denetleme Kurulu'nun raporunu Türkiye'ye duyurduğumuzda, yani henüz rapor açıklanmadan önce verdiğimiz haberde o fotoğraf da önümüze gelmişti ve o fotoğrafı değerlendirmiştik. O fotoğrafa baktığımızda ve o fotoğrafın bir önceki karelerine baktığımızda rahmetli Turgut Özal olduğu iddia edilen kişinin aslında Özal olmadığı, aksine sedyeyi itmekte olan görevlilerden bir tanesi, muhtemelen de koruma görevlilerinden bir tanesi olduğu çok rahatlıkla anlaşılıyor. Yani bu fotoğrafın ve bu fotoğraftan hareketle rahmetli Özal'ın ölümüyle ilgili varılacak sonuçların çok yanıltıcı olacağını düşünüyorum ben. Zaten tek bir fotoğrafa bile bakacak olsak kişinin kafa yapısı, saç yapısı, rahmetli Cumhurbaşkanı'na ve aslında biraz da vücudu, ebatları tabirlerinde ise kilosu da Sayın Özal'a, rahmetli Turgut Özal'a çok benzemediği görülüyor. Artı fotoğraftaki diğer insanların bakış açıları ve reflekslerine baktığımızda da o insanların normal şartlarda kendilerine göre sağa ya da sola dönerek karga tulumba götürülmekte olan bir hastaya, hele bu Turgut Özal'sa, hele bu Türkiye'nin Cumhurbaşkanı ise, oraya bakmaları gerekir. Sadece o fotoğrafa baktığımızda bile, önceki kareleri görmediğimizde bile insanların ya ön taraflarına ya da ileriye doğru, hastaya, hasta olduğu iddia edilen kişiye değil de ileriye doğru baktıklarını görüyoruz. Bu da aslında insanların ilgi odağı olan, dikkatlerini çektikleri noktanın kapıdan girmekte olan gri takım elbiseli kişi olmadığını gösteriyor. Tam tersine insanlar önlerinde daha aşağılarda bir noktaya bakıyorlar. Bu da muhtemelen sedye olduğunu biz değerlendirmiştik. Artı korumalar o gri elbiseli kişinin kollarına girmemiş vaziyette. Yanlarında duruyorlar fakat koluna girmiş vaziyette değiller. O gri elbiseli kişi de bir şeyi iter pozisyonunda hareketi bize bu intibaı vermişti. Bir şeyi iter pozisyonda, büyük ihtimalle sedyeyi iten kişi de o kişi diye düşünmüştük ve bu fotoğrafı yayınlamamıştık. Bugün Anadolu Ajansı'ndan önceki kareleri de satın aldık, baktık. Evet, biz haklıymışız. O gri takım elbiseli kişi rahmetli Turgut Özal'ı hastaneye yetiştirmeye çalışan görevlilerden bir tanesiymiş.